Ben Mustafa Vecide Ertekin hocamızın nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ve korona günlerini Vecide hocamdan dinliyoruz. Herkese merhabalar. Ben de şu anda bizi izlemekte olan tüm seyircilerime sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur dolu güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. İlk korona vakasının Türkiye'de görülmesinden sonra yürütülen süreçte Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun almış olduğu önlemler ve bilgilendirmeler doğrultusunda bu süreç çok iyi yönetilmiş durumda. 1 Haziran itibariyle yeni normalimize döneceğiz. Büyük bir ihtimalle. Yeni normalimizde tabii almamız gereken bir takım tedbirlerimiz olacak. Maskemizi her zaman takmamız gerekecek. Yine hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymamız gerekecek. Ayrıca sosyal mesafeyi mutlaka korumamız gerekecek. Eğer belirlenen bu kurallara uyulmadığı takdirde korona hastalığındaki bulaş oranlarının yeniden artması muhtemel. Ama ülkemizde insanlarımızın duyarlılığı, alınan tedbirlerin olumlu olması nedeniyle tabii şu ana kadar bu süreç çok iyi yönetilmiş durumda. Ben de korona geçiren bir hekim olarak hastalığın bulaştırıcılığının yüksek olması nedeniyle bu yeni normalimizde mutlaka ve mutlaka belirlenmiş o kurallara uyulmasını, özellikle maskeli dışarı çıkılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Evet, bizi nasıl bir yaşam bekliyor peki hocam? Bir bilim insanı gözüyle baktığınız zaman. Tabii bizim Türk örf, adet, gelenek, göreneklerinde insanların birbirine karşı sıcak ilişkiler içerisinde olduğu bir gerçektir. Birbirimizle karşılaştığımızda mutlaka tokalaşırız, sarılırız, öperiz ama yeni şeyimizde, normalimizde bunlardan biraz uzak duracağız. En azından bu süreç atlatılana kadar bunları maalesef yaşayamayacağız. Eskiden yan yana sıkı sıkı olduğumuz düğünlerimiz, bayramlarımızda gene aynı şekilde bu mesafelere dikkat etmek zorunda kalacağız. Yani o sıcaklığımızı sadece birbirimize bakarak gözlerimizle anlatmaya çalışacağız. Tabii zorlu bir süreç bizim için. Evet, tüm dünya için. Evet, tüm dünya için. Tabii bunun sağlık yanı sıra ekonomik, sosyal de birçok etkisi mevcut. Tabii sistemin de çalışması gerekiyor bir şekilde. O nedenle bu yeni dönemde bu kurallara uyarak hijyen, maske takılması ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uyarak biz gene bu virüsün bertaraf edilmesi konusunda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışmamız gerekecek ülke olarak. Recep Hocam, tabii Avrasya Hastanesi de çok başarılı bir süreç geçirdi pandemi döneminde. Evet, evet. Buraya alınan hastalara çok iyi bakıldı. Arkadaşlarımız elinden gelen tüm gayretleri gösterdiler. Ve hayırlısıyla da inşallah bundan sonra da bu virüsün bu azaltılmış etkisinin son bulacağı döneme kadar da gene biz görevimizin başında gelecek olan hastalara tümüyle hizmetlerimizi vermeye özen göstereceğiz. Evet hocam, tabii yine söylüyoruz. Sizin evinizde tüm sağlık çalışanlarımıza da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu yükü sizler taşıdınız. Evet, yani ön planda sağlık çalışanları olması doğal, doğal olarak normal bu şekilde olması. Çünkü sağlık sorunu, yani bu sağlık sorununun da iyi yönetilmesi gerekiyordu.
Ve bizim ülkemizde bu çok iyi yönetildi. Bizim çalışma arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız, tekniker arkadaşlarımız tümüyle, özveriyle gayret göstererek sistemi çok iyi yürüttüler ve bugünlerimize gelmemizde ön ayak oldular. Evet, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecimize döneceğiz. Umarız sizin de dediğiniz gibi tüm kurallara uyarak tekrar evet. bir ikinci veka oluşmaması için tüm toplum olarak kurallara riayet edeceğiz. Evet, etmemiz gerekecek. Yani mutlaka etmek gerekecek. Yani bu eskiden olan bazı alışkanlıklarımızı bir süreliğine bir tarafa bırakıp dikkat edeceğiz. Dikkat ederek bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum ben.